Merhaba, ben Tunç Şatıroğlu. Piyasalar yorumuma hoş geldiniz. Bugün piyasalar yorumumda biraz farklı şeylerden bahsetmek istiyorum. Biraz sizlerden gelen sorulara cevap vermek istiyorum. Çünkü her piyasa yorumunda işte borsa şöyle, yok altın böyle, Bitcoin bilmem ne falan diye konuşuyoruz. Bugün öyle olmayacak. Baştan söyleyelim. Ama gene sizlerin sorduğu sorulara cevap vermeye çalışacağım. Şimdi onun da sebebi şu. Yarın Amerika'da enflasyon verisi açıklanacak. Önemli bu bir veri. Bir değişiklik olması da beklenmiyor enflasyonda. Dolayısıyla Amerikan borsası, altın, gümüş vesaire bunlar o veriyi bekliyor. Dolayısıyla bugün söylenecek bir şey yok. Yarın veri açıklandıktan sonra bir değerlendirme yapmak lazım. Hatta o bile çok anlamlı olmayabiliyor. Çünkü piyasada çok volatilite oluyor. Perşembe günü bakmak gerekiyor. O konuda da görüşlerimde bir değişiklik yoktur zaten. Borsa konusunda da dün aldılar, bugün de tekrar sattılar. Hatta bugün bir ara bir yükseldi, tekrar satıldı. İşte acaba seçim ilk turda mı bitiyor hikayeleri de var. İşte şortçular var, o şortçuları sıkıştırmak için de böyle birileri bir denemeler falan yaptı ama yemedi tabii. Piyasa daha güçlü, şortçular kazandı, öyle gözüküyor. Onlar teknik şeyler, çok da önemli değil. Biz şimdi seçimden sonra ne olacak? Seçimden sonraki hafta ve ondan sonraki süreçte neler olacak? Aslında o konularda biraz konuşmak istiyorum bu videoda. Öncelikle şu şekilde bakıyorum olaya. Borsa, dolar ve faizler olarak. Yani altın dediğimiz zaman ona ons olarak baktığımız için, yani altın ve gümüşü ons olarak baktığımız için, dolar kurunun artması nedeniyle gram altın veya gram gümüşün fiyatının artması bizim konumuz değil. Yani buradaki konumuz borsa, dolar ve faizler şeklinde oluyor. Şimdi öncelikle yani yatırımda bir risk vardır. Bir de belirsizlik diye bir şey var. Risk dediğimiz zaman bu nedir? Yani bizim bir getiri beklentimiz var. O beklentimiz tam olarak gerçekleşmeyebiliyor. Mesela bir mevduat yaptığınız zaman vade sonunda ne kadar alacağınızı biliyorsunuz, değil mi? O gerçekleşecek. Yani o bankayla ilgili bir problem de olmuyorsa ya da işte sizin mevduatınızın da belli bir kısmı zaten garanti. O garanti edilen tutar kadar veya daha düşük bir mevduatınız varsa işte vade sonunda zaten paranızı alacaksınız. Burada herhangi bir risk yok. Ama mesela bir bono aldığınız zaman vadesi ne kadar tutmadığınızda faizlerin artması veya azalmasına göre beklediğinizden daha farklı sonuçlar elde edebiliyorsunuz. Vadeye kadar tutacak olursanız, mesela hazine bonosuysa nasıl olsa o da ödeniyor diyebilirsiniz. O zaman orada da bir risk yok. Yani koyduğunuz paranın ne olacağını biliyorsunuz. Yani orada sabit getirili menkul kıymet. Bir şey sabit getirili ise bu faizdir zaten. Yani bu güne kadar beklersen şu kadar para alacaksın deniyorsa bu faizdir. Ödeyen de temerrüde düşmediği sürece burada bir risk yoktur. Faiz de böyle. Ama mesela borsa öyle değil. İşte ne bileyim dolar kuru falan öyle değil. Mesela dolar kuru artacak diye benim beklentim vardı. 8,5'tan da insanlara alın diyordum ama o birkaç aylık bir süreç için bir beklentiydi. Dolayısıyla ben 8,5'tan alın dedikten sonra bir 10-15 gün de düşüşler devam etti. 8.30'a kadar falan geldi. Ondan sonra nerelere kadar gittiğini biliyorsunuz. Ve ben de o zamanlar işte herhalde 12-13 falan gibi olur gibi düşüncedeydim. İşte buradaki risk ne oluyor? 13 derken o 18'e gidiyor. Sonra işte geri geldi biliyorsunuz. Yani yukarı yönde bir risk oluştu. Yani orada biz zaten çıkmasını bekleyerek pozisyonumuzu aldık. Kısa vadede de bir risk vardı. Biraz daha düşebilirdi. Olabilir dedik. Düşebilir biraz daha. 8,5'tan 8,30'a düştü. Ondan sonra da beklentimiz 12-13 olmasıydı. Oraya da geldi. Orayı da geçti. Peki işte buna risk diyoruz. Bir de belirsizlik diye bir şey var. Belirsizlik denilen şey de nedir? İşte belirsizlik denilen şey de 20 Aralık akşamı
yaşadığımız şeydir. Sayın Cumhurbaşkanı'nın kalkıp işte biz kur korumalı mevduat demedi de işte böyle bir şey tekrar devreye alıyor almaları, onu açıklaması ve beklenmedik bir şekilde dolar kurunun o gece düşmesi, ertesi günde düşmesi vesaire gibi bir olay olması. Bu belirsizliktir. Bakın ilki risktir. Bekliyoruz. Yön yukarı ama aşağı doğru biraz gelebilir. Nitekim 8.30'dan 8.30'a geliyor. Ondan sonra da 12-13 olacak derken 18'e gidiyor. Burada riskler var belli. Ama o akşam o konuşmanın olması ve arkasından da bu düşüş, bu belirsizlik işte. Çünkü hesapta olmayan bir şey. Mesela Covid çıkması bu belirsizlik demek. Bu hesapta olmayan bir şeydir. Belirsizliği böyle örnekler verebiliriz. Ya da işte Naci Ağbal'ın görevden alınması. Daha çok iyi gidiyoruz. İşte falan dolar daha da düşermişler falan derken birdenbire böyle tam tersine dönmesi işlerin. Ya da yani buna da belki tam belirsizlik denmez, belki risk denebilir ama onu da kararını siz verin. Şahap Kavcıoğlu zamanında faizler enflasyonun üzerinde oluşacak denirken enflasyonun giderek artmasıyla faizlerin üstünde bir enflasyon oluşmasıyla birlikte enflasyon çok arttı. Artık faiz artacak diye beklenirken faiz indirimine gidilmesi. Bu mesela beklenmeyen bir şeydi birçok kişi için. Benim için değildi. Ben orada bu Şahap Kavcıoğlu zaten bu faizi indirmek için geldi buraya. Ve de 200 puan da indirim yapacaktır demiştim. Hatta şu anda yasaklandığım televizyon kanalında da, ekonomi kanalında da söylemiştim 200 puan indirim yapacak diye. Netlikle o şekilde oldu. İşte şimdi önümüzde seçim var. Seçim de bir belirsizlik getiriyor ve bir takım riskler de getiriyor. Şimdi bunların içerisinde bir şeyler söylemeye çalışmak bir analist için, bir ekonomist için çok güç. Çünkü zaten belirsizliği nasıl ölçeceksiniz? Ama ben gene de biraz yani tanım itibariyle zaten ölçülemiyor da biraz böyle bu konularda fikirlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Yani böyle bir tahmin gibi olmaz bu işler. Şimdi bir kere her şeyden önce seçim birinci turda bitecek mi? İkinci tura kalacak mı? İkinci tura kalırsa belirsizlik daha da artacaktır. Neyin belirsizliği olmayacaktır? İşte ikinci turda Sinan Oğan'la Muharrem İnce kalmayacaktır. Zaten bunu biliyoruz. Burada bir belirsiz bir durum yok yani. Bu adamların zaten ikinci tura kalamayacaklarını anketler gösteriyor, değil mi? Zaten yani öyle bir şey de yok. Daha önceden almış oldukları tabanlarının falan öyle bir oyu da yok. Yani yeni giriyor işte partisi, memleketi vesaire. Neyse çok konuşulacak şeyler değil. Ama ikinci tura kadar da piyasada neler olabileceği konusunda yani belirsizliğin çok arttığı bir ortamda sıkıntı büyür. Türkiye riski daha da artar. Mesela öyle bir şey olursa ne yapabilirsiniz? Mesela öyle bir şey olduğunda Türkiye riski arttığı için Eurobond almak öyle bir ortamda avantajlı olur. Çünkü nasıl olsa risk geçecek yani belirsizlik geçecek 2 hafta sonra. Ama kötü olur yani piyasada, borsada allak bullak işler olabilir. Dolar TL'de bir değişiklik olmasını, fazla bir değişiklik olmasını beklemeyiz. Çünkü zaten mevcut hükümet devam ediyor oluyor öyle bir şey olursa. Şimdi seçim ilk turda biterse nasıl olur? Seçim ilk turda Sayın Cumhurbaşkanı'nın zaferiyle bitecek olursa dolarda ne olur? Dolarda ilk başta bir şey olmasını beklemeyiz gene. Çünkü zaten o Merkez Bankası doları tutmak için ne var ne yok bir sürü şeyleri sattı. Artık satacak bir şeyleri kalmadığı noktasına da henüz gelmedi. Yani halen daha biraz var. O zaman belki yavaş yavaş salmak durumunda kalabilir vesaire bir şeyler olabilir ama çok ciddi bir atak olmasını beklemeyiz ilk başta. Peki ondan sonraki süreçte ne olur dersek? Ondan sonraki süreçte berbat olur. Ya yani ondan sonraki süreçte ne olur ben size söyleyeyim. Şöyle berbat olur. Üç tane şeyi birden yönetemezsiniz. İki tanesini bunlardan yönetebilirsiniz. Bir tanesi sermaye hareketlerinin serbest olmasıdır. Yani isteyenin istediği yani tabii ki mesai saatlerinde istediği gibi TL karşılığında dolar veya altın alabilmesi ve herhangi bir
sorgu suale tabi olmadan, bir sıkıntı yaşamadan bunu da yurt dışına gönderebilmesidir. Benzer şekilde yurt dışından da buraya bu paraların gelebilmesi ve burada bozulmasıdır. Bu şekilde yani. Bu birincisi. Bu böyle olsun istiyorsanız bu iki şeyden bir tanesini sürekli olarak kontrol edebilirsiniz. Bundan sonra iki şey kalıyor. Bir faizler, diğeri de kur. Üçünü birden aynı anda ben kontrol edeceğim dedim seni. Hem kur benim istediğim seviyede olsun, hem faizler benim istediğim seviyede olsun, hem de sermaye hareketleri serbest olsun derseniz bunun yapılmışı vardır zamanında, örnekleri vardır. Döviz rezervlerinizi bitirirsiniz. Ne var ne yok satarsınız, dışarıdan dövizle borçlanırsınız. Eurobond'dur, Suudi Arabistan'dan mevduatlı bilmem neydi gibi borçlanırsınız. Bunları bozdurursunuz. Bunlar da bozulduktan sonra millet size daha yüksek faizle borç vermeye başlar. Oradan borçlanıp bir daha bozarsınız. Artık bir yerden sonra kimse size borç vermez ya da çok çok yüksek faizlerle borçlanmanız gerekir. Bu sefer o borçları da ödeyemeyecek hale gelirsiniz. İşte sonunda Lübnan olursunuz. Gidişat o tarafa doğru gider yani. Ama bir süre sürdürmek mümkündür bu işleri. Yani sonunda da dolar kuru patlar. Patlar yani hiçbir şey yapamazsınız. Patlamaması için ne yapılması gerekiyor? İki şeyi kontrol etmek gerekiyor. Nedir bu durumda? Hemen dolar kurunun artmasını istemiyorum. Faizin de artmasını istemiyorum. O zaman sermaye kontrolü getirirsiniz. Sermaye kontrolünde kimse öyle kalkıp kafasına göre dolar alamaz, dışarıya dolar gönderemez. Altın da alamaz, altın da gönderemez. O zaman ne olur? O zaman dışarıdan size bir para gelme ihtimali de sıfırlanır. Bir yatırım falan gelmez size öyle bir ortamda. Çünkü adam alıp parayı gidemiyor. O zaman ikili kur oluşur işte. Bir kara borsa kuru oluşur. Bir de piyasa, bir de işte Merkez Bankası'nın kuru denir. Öyle bir şey oluşur. O kara borsa kuru da alır başını gider. Arjantin'de örneği olmuştur. Yani döviz tutanların kazandığı bir ortam olur. Öyle bir ortam. Altın tutanlar için de öyle bir ortam olur. Yani kötü olur. Borsa da öyle bir ortamda güvenilir bir yer olmaktan çıkar. Çünkü dışarıdan yatırım alamaz artık. İçerideki adamlar da istedikleri gibi oynamaya başlarlar. Bak bey %5 çıktı. Borsa gidiyor. Bu adam anlamıyor dersiniz. Atlarsınız. 2 gün daha gider. 3. gün bir çakarlar. Böyle bir de yer çakar sizi ondan sonra. İşte bizi de böyle borsada çarptılar da içeride kaldık da bittik de biz böyle zararına satamıyoruz da falan. Niye ağlayan adamlar da var etrafta. Öyle bir yer olur. Böyle bir zamanlarda dövizde, altında imkanınız varsa yurt dışında falan kalmakta fayda vardır. Şimdi peki ilk turda Kemal Kılıçdaroğlu kazanırsa ne olur? İlk turda Kemal Kılıçdaroğlu kazandı ama öyle hemen Merkez Bankası'nı kontrol edebilecek, hemen böyle bir etrafa adam atayıp o görevi devralabilecek. Yani siz pazartesi sabaha kalktığınızda Merkez Bankası'nın başında başka Şahap Kavcıoğlu'ndan başka birini görebilecek misiniz? Mümkün değil yani. İşte o seçimi kazandı pazar akşamı ama o Merkez Bankası başkanını vesaireyi değiştirinceye kadar, göreve başlayıncaya kadar bir süre var. İşte o sürede belirsizlik var. Orada ne olacağını Allah bilir. Belirsizlik var. Yani halen daha aynı politikayı devam ettirecek mi? Barajın kapaklarını açacak mı? Normale mi dönecek? Ne yapacaklar bilmiyorum. Her türlü şey olabilir. Orada hiç hesapta olmayan hareketler olabilir. O zaman ne yapmalısınız? Yani bir risk almamalısınız. Belki öyle bir viyop falan gibi şeyler çok riskli olur öyle bir ortamda. Ama o bir haftalık süre geçti. Yani bir hafta diyorum ben, belki 3 gün sürecek, 4 gün sürecek. O süre geçti. Yani Kemal Kılıçdaroğlu kazandı, Merkez Bankası Başkanı da değişti. Kontrol altına alındı olaylar. Bakın önümüzde kur korumalı mevduat bombası, değil mi? Nasıl patlatmadan bu bomba etkisiz hale getirilecek? Bu bir. İkincisi, her şey satıldı deniyor. Bir sürü işte rezervler kötü durumda. Bunun yerine koymayı bırakın. Yani sizin bir cari açığınız var. Bu cari açığını nasıl finanse edeceksiniz? Ve de bunu yaparken Fed'in artık dolara
pozitif reel faiz verdiği ortamda siz nasıl bir yatırım çekeceksiniz? Çok zor bir dönem. Dolayısıyla böyle bir ortamda evet dışarıdan yatırım gelecek. İşte bugüne kadar 2013'ten beri sürekli olarak bu yatırımlar azalıyordu ama artık bundan sonra artmaya başlayacak. Artık bundan sonra enflasyonla mücadele olacak falan diye bir moral gelir piyasaya. O günler geçtikten sonra. O moralle de borsada bir yükseliş olabilir. Ama bu yükselişin kalıcı olmasını beklemeyiz. Çünkü çok fazla piyasada dediğim gibi böyle risk var. Hatta belirsizlik de var. Belirsizlik de nedir? Biliyor muyuz ekonomideki enkazın tam olarak ne olduğunu? Bir de onu görmemiz gerekiyor. Ondan sonra biz diyeceğiz bu borsa gider gitmez çıkar falan. Yani peki yabancı nasıl bakıyor olaya derseniz, valla iyi bakmıyorlar. Yani raporlar, Financial Times'da çıkan yazılar vesaire falan. Yabancılar yani burada bir hükümet değişikliği olursa çok güzel yatırım imkanları var, potansiyel çok yüksek, çok ucuz hisseler falan diye bakmıyorlar. Öyle hisseler ucuz. İmkanlar, yatırım imkanları çok ama yabancı o şekilde değerlendirmiyor şu anda. Önce bir görelim diyor ya. Bu hükümet de değişsin, yeni gelen hükümet de kendini bir göstersin. Ne yapacak bu adamlar? Şimdi bu kur korumalı mevduat işini patlatmayalım. Yüksek faiz de vermeyelim. Bankaların elinde tahviller falan var düşük faizden. İşte sanayici de zor durumda kalabilir. Zaten deprem de olmuş, bir sürü yıkım da var. Şimdi biraz genişleyici para politikasından da vazgeçecek olursak bunun etkisi daha da artacak. Ne olacak? O zaman böyle bir yol tercih edilirse ki edilebileceğini de düşünüyorum böyle bir şeyin. Enflasyon bir kere daha uzun süre bizimle beraber demektir. Yavaş yavaş da olsa dolar kurunda yükseliş gidecek demektir. Nereye kadar gider diye ben bir şey diyemem. JP Morgan 30 falan diyor ama onu sonra değerlendirelim derim size yani. Ama yani şey gibi işte ben 8,5'tayken size alın demem gibi olur yani. Dolar gider bir yerlere. Nereye kadar gider, şurada durur mu diye bir şey bilemeyiz. Çünkü bir şey sonsuza kadar gitmez. Yani dolar çıkmaya başladığı zaman bir yerde durur nasıl olsa canım falan diyorlar ama o bir yerin şurasıdır, o şurasıdır o bir yer diyebilecek kimse var mı? Ya da o bir yer şunla şunun arasında bir yerdedir diye geniş bir bantta değil yani dar bir bantta ne bileyim işte 27 ile 28 arasındadır falan diyebilecek birisi var mı? Yani hepsi böyle bunların afaki şeyler şu aşamada. Dolayısıyla biraz elinizde dolar, euro, sterlin mesela ne varsa döviz cinsi bir şeyler bulunması gerekiyor. İkincisi diyebilirler ki yok biz normale dönüyoruz ve birdenbire döneceğiz normale. Bizim öyle kaybedecek zamanımız yok. O zaman Merkez Bankası müdahale etmesin piyasaya. Peki bırakalım dolar da istediği gibi çıksın. Bırakalım faizler de kendisi işte bu menkul kıymet tesisi denen dayatmadan vazgeçelim. Bankalar tahvil almak zorunda kalmasınlar. Biz de pozitif reel faiz verelim. Şimdi öyle bir ortamda borsa için de kötü olur. Çünkü faiz daha iyi bir enstrüman olur. Öyle bir ortamda dolar bir süre artar. Ondan sonra ben size faize geçin derim. Çünkü bir boş biraz böyle salınacaksa dolar artar. Ondan sonra faize geçin derim. Borsaya falan hiç bulaşmayın derim. Ama biraz mevcut durumu idare ettireceğiz derse o borsada bir rally olur, geçici olur dedim ya. Onun süresi biraz daha uzun olabilir. Çünkü faizler akşamdan sabaha hemen hızlı bir şekilde artmayacak. Zaten pozitif reel faiz de verilmeyecek anlamına geliyor. İlk durumda pozitif reel faiz vermiyorsanız enflasyonu kontrol altına almanız, dışarıdan para bulmanız mümkün olabilir belki. Ben bilemiyorum. Mümkün olabilir ama bir zaman alır. Böyle bir en azından bir 6-7 ay alır. Yani bu seneyi unuturuz artık. Bu sene sonrasında biz bakarız. Dışarıdan bize bir yatırım geliyor mu diye. Dışarıdan yatırım gelmeden kendi yağımızla borsada çok fazla bir şey yapamayız. Bugüne kadar yaptık borsada. Neden yaptık? Çünkü dolar kuru baskılanıyordu. Faiz düşüktü. İşte herkes konut alamıyordu falan. O zaman borsaya geldi paralar. Ama artık borsaya da gelebilen para geldi yani artık.
değil mi? Biraz da faiz artıyorsa, biraz da dolar artıyorsa falan, işte dolar daha cazip olabilir. Dışarıdan para gelme ihtimali de bu şartlar altında olmuyorsa biraz yatay gidebilir borsa. Nitekim AK Parti iktidara geldiğinde 2002'de aylarca da yatay gitmişti borsa. O ilk bir yükselmişti, sonra geri gelmişti. Yatay gitmişti. Öyle bir şey olabilir. Ama biz ortodoks politikalara hızlı bir şekilde dönüyoruz. Yani o rahmetli Kemal Derviş zamanında olduğu gibi. Süper bono da çıkartıyoruz. Kaç bu enflasyon? Enak diyor ki %105. Tamam, biz de %125'lik bono çıkartıyoruz o zaman. Tamam mı? Parayı getirip bağlayacaksın ama 7-8 ay. Doları boz, getir, %125 veriyoruz sana. Enflasyonun da üzerinde falan. O zaman çok hızlı bir dönüş olabilir. O zaman kur korumalı mevduattan da çıkar para, faize girer. Ben de size öyle bir süper bono veya başka faiz veren enstrümanlar varsa onu tavsiye ederim. Ve oradan da çıkıp borsaya girmenizi de tavsiye ederim. Çünkü enflasyonun hakikaten kafasına böyle balyoz indirmiş olur. Onu da gören yabancı yatırımcı, ya bu adamlar çok ciddi, bu işi zamana yaymıyorlar der. Onlar da gelir, o zaman size borsaya gelin derim. Ama böyle bir şeyin olma ihtimalini de yüksek görmüyorum. Çünkü işte hem deprem oldu, hem önümüzde yerel seçim var, sıkıntılar var. Yani böyle bir cesur bir şekilde gelip de bu işi de yapmanın kolay olmadığını biliyorum. Buradan ahkam kesmiyoruz böyle yapın diye, ama yaparlarsa da o zaman böyle sonuçları olur. Dolayısıyla yani kısa vadede birinci turda Kılıçdaroğlu kazanırsa borsada bir yükseliş görebiliriz. O ilk haftada dolar ne olur bilemeyiz. Yani ilk Şahap Kavcıoğlu gidip yerine başkası gelinceye kadar ne olur bilemeyiz. Ondan sonra faizlerin ne kadar artacağına bağlı olarak yeni bir strateji yaparız. Mevcut hükümet devam ederse belki işte evet, yani belirsizlik ortadan kalktı falan diye borsada gene bir yükseliş görebiliriz. Birkaç günlük falan gene bir şey görebiliriz. Bak seçim de bitti. İşte Erdoğan yeniden güven tazeledi. Millet gene onu istedi falan. İşte ama ondan sonra o Erdoğan'ın da önünde bir yol olur. Ya bu faizi artıracaksın ya bu sermaye kontrolünü getireceksin. Sermaye kontrolünü getirirse zaten fazla yapacak bir şey yok. İşler çok kötüye gider. Ki şu anda biraz sermaye kontrolü bir miktar var ama full getirirse işte Arjantin olma yoluna gidilir. Yok, ben bu nasıl işlerinden vazgeçtim, faizi arttırıyorum derse o zaman faize geçilir. Borsa gene tat vermez. Erdoğan enflasyonu düşürebilir mi? Düşürebilir. İyi bir faiz verirse düşürebilir. Yani yeni bir Merkez Bankası Başkanı, yeni bir ekonomi yönetimi düşürebilir enflasyonu. Yapamaz değil. Yapamaz değil ama gene de dışarıdan para bulması çok zor. Çünkü bu adam bir keresinde bu NAS dedi. Zaten enflasyonu düşür. Zaten sıkı para politikası uygulayan Merkez Bankası Başkanı vardı. Faizleri de arttırmıştı. Biz de bu adama güvenmiştik. Gelmiştik. Ama ondan sonra bir gecede görevden aldı. Tam tersine döndürdü para politikasını. Ve maliye politikasını da tam tersine döndürdü. O yüzden biz güvenmiyoruz diyorlar. O yüzden o adamlar gene güvenmezler kolay kolay. Yani tamam enflasyonu düşürdü ama gene seçime gidecek. Yani bu enflasyonu da zaten 3 seneden evvel düşüremeyecek yatırım yapılabilir bir seviyeye. Ondan sonra da 2 sene kalacak. Gene düşüremeyecek. O zaman ne olacak? O zaman onlar gene gelmeyecekler. Ya da çok küçük bir şey gelecek. Yani akmasa da damlamaz mı falan deniyor. İşte öyle bir şeyler olur. Damlar falan. Yani tatsız olur borsa. Kötü bir dönem olur bizim için. Hangisi olur? Yani şu anda tamamen belirsizlik hakim. Bir hafta evvel ben seçim ikinci tura kalabilir, ağırlıklı olarak o şekilde olur diyordum ama şu günlerde belki ilk turda da bitebilir gibi görünüyor. Bakalım nasıl olacak yani. Bu şekilde yani hem belirsizlik var hem riskler var. O yüzden bir analistin, ekonomistin
benim deyip çıkıp konuşması büyük risk. Çünkü yanılma ihtimali çok yüksek. Aa, adam böyle dedi de bak tam tersi oldu diyecek de böyle binlerce adam var. Burada da benim de bu kadar yani kıskananlar var, bu kadar takipçisi bu adamın nasıl oluyor diyenler var. O yüzden bu adam yanlış bir iş yapsa da biz de alay etsek diye sırada birçok adamlar var, biliyoruz. Ama ben böyle bir ortamda da bir risk alıp konuşmayı uygun gördüm yani. Çünkü sizin beklentiniz bu yöndedir ve bunun da riskli olduğunu, belirsizliklerin de çok olduğunu anlayabileceğinizi düşünüyorum yani. Ben de sonuçta gayipten haber verebilecek birisi değilim. Kimse zaten öyle bir şey yapamaz da. Yani var böyle, okuyorum böyle işte şeyler. İşte Uranüs bilmem Yengeç Burcu'nda kavuştu, bilmem nesi tutulması şöyle olacak falan gibi. Öyle bir şeyimiz yok burada. Ama bu şekilde gerçekleşebilir olaylar. Hafta sonunda bir değerlendirmem olmayacak. Onu da söyleyeyim. Bugün yaptım. Bunu tekrar etmeyeceğim. Yarın Amerikan enflasyonunu gördükten sonra piyasaları bir değerlendireceğiz. Perşembe günü de son bir Amerikan değerlendirmesi yapacağım. Ondan sonra da seçimlere bakacağız. İşte bugünlük de bu kadar.